Ve Medine-i Münevvere'nin mescidinde ayağa kalkıp ya Resul, ey Allah'ın elçisi, evlerimizde su kalmadı, kuyular suyu çekti. Ey Nebi, içecek su kalmadı, hayvanlarımız telef oldu, bitkiler sarardı, buğdaylar başak vermez oldu. Yağmur, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, yağmur diye, yağmur istiyoruz ya Resul, dua edin Allah yağmur indirsin diyen sahabeye, sahabiye diyordu ki, peki. Sonra ellerini açıyordu Mescid-i Saadet'in minberinde, yeryüzünün en muhteşem minberinde, yeryüzünün en şerefli insanı konuşuyordu ve Allahümme eskina gaysen diye başlıyordu. Allah'ım bize yağmur indir. Allah'ım bizlere bereketli yağmurlar indir diyordu Hazreti Resul. Ellerini kaldırdı, sahabi ellerini kaldırıyordu. Hazreti Peygamberle beraber yağmur duasına katılıyordu sahabi. Biraz sonra cuma namazı bitiyordu ve mescitten çıkıyorlardı. Mescitten çıkarlarken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi diyordu ki, ya Resulallah, yağmur ile ilgili duanız kabul oldu diyorlardı. Ya Resulallah, yağmur ile ilgili yaptığınız duanın bereketini gördük. Sahabi şunu söylüyordu. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam mescitten çıkmadan daha şu sıcak günde, şu Temmuz Ağustos'un böyle sımsıcak, yakıcı ve kavurucu sıcağında birdenbire gökte bulutlar belirdi, kapkara bulutlar toplandı. Bizler daha mescitten inerken mescidin etrafına, Medine'nin üzerine koca simsiyah bulutlar belirdi ve yağmur indirmeye başladı. Öylesine yağmur yağıyordu ki bir anda kurak bütün topraklar suyla doldu ve yağmur tam bir hafta boyunca devam etti. Bir hafta boyunca yağmur hiç dinmedi. Ertesi hafta yine cuma namazı, yine minberde Allah'ın peygamberi konuşuyor. Mescid bütün gözlerini Hazreti Fahri Kainat'a vermiş. Allah Nebisini dinliyorlar. Hazreti Resulullah konuşuyor. Çok garip bir şey olacak. Resulullah'ın mucizesinin nasıl merdiven merdiven Medine'yi sardığını gösteren o şey. Sahabi kalkacak. Geçen hafta yağmur yok, tükendik diyen adam yine ayağa kalkacak. Ya Resulallah diyecek. Allah Nebisi söyle diyecek. Mescidin tam ortasında. Ya Resulallah, evlerimiz yıkılıyor. Bütün otağları su bastı. Bütün kuyular suyla doldu. Medine'nin her tarafı çamur oldu. Ya Resulallah, bir haftadır yağmur kesilmedi. Allah'ın peygamberi, dua edin yağmur dursun. Bir hafta önce yağmur yağsın diyen, şimdi yağmur dinsin diyordu. Sahabi diyor ki, Resulullah'a baktık o an. Yüzü öylesine parladı. Yüzü öylesine güzelleşti ki, o sahabenin sözünden o kadar memnun oldu ki
yüzü böyle sanki bin güneş batmışçasına Resulullah'ın yüzünün parladığını gördük. Ellerini açıyordu. La aleyna havaleyna, la aleyna havaleyna. Üstümüze değil ya Rabbi, çevremize. Üstümüze değil, çevremize yağmur yağdır diyordu. Yağmur Medine'de kesiliyordu. Etrafa yağıyordu. Sahabi yaşıyordu. Dokunuyorlardı ve görüyorlardı. Onun için ölesiye, delicesine bir sevda ile tutkulanmışlardı. Öylesine bir sevgiyle seviyorlardı. Çünkü oradaki bu sevgi hak ediyordu. Sıradan bir şey değildi ki o. Ellerini açıyordu semaya, gök cevap veriyordu. İndiriyordu, gök cevap veriyordu. Kim bu kadar semaya yakın? Hangimiz rahmete bu kadar yakın? Muhammed Nebi'den başka. Elbette bir özlem var. Yüreklerimizde ona bir hasret var. Belki Ramazan ayı bu hasreti ifade etmemiz için bir kapı, bir eşik. Ama biz evimizde otururken, kütüphanemizde otururken bile yüreklerimizde aynı sevda var. Sanmayın ki burada bu ekranda bu sevda en yüreğimizdeki mahrem yerimizde, yüreğin ta ortasında bu var. Belki ekran bazen bunun ilan yeridir. Yürekteki, kalpteki sevdanın fışkırdığı yerdir belki. Ama inanınız ki o sevda her yerde, uzanırken yanı başınızda, dönerken yanı başınızda. Rabbim o sevdadan hiç ayırmasın. Ayırdığı gün felaketimizdir. Ayırdığı gün yok olmamızın işaretidir o. Hazreti Ali'ye bakıyordu. Ali diyordu. Şurası, şurası kana bulanmadıkça ölmeyeceksin. Sonra dönüyordu ellerini yeğeninin, amcaoğlunun, ellerini damadının sakalına atıyordu. Sakalına bulaşmış kum tanelerini silkelerken, biliyor musun Ali, dünyanın en bedbaht adamı kim? Dünyanın en bedbaht adamı kim? Kimdir ya Resul? İki adam. Dünyanın en bedbaht adamıdır. Onlardan biri senin bu sakalını ve saçını kana bulayacak olan katil. İkincisi Salih peygamberin mucize devesini kesen adam. Onun için yıllar sonra Hazreti Peygamber'den sonra 2,5 yıl Ebu Bekir'in halifeliği, 10 küsur yıl Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın 10 küsur yılı, yıllar sonra yani Kufe Camii'nde büyük imam arkasından yanaşan katilin kılıcını indirdiği yerde boynu şuradan yara alınca, damarları kopunca, kan bütün Kufe Camii'ni bir anda doldurduğunda Hazreti Resul, Hazreti Ali'nin sesi bütün Kufe Camii'nde yankı yapacaktı. Füztu ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Ben kazandım diyordu. Çünkü Hazreti Peygamber böyle öleceksin diyordu. Dediği çıkıyordu. Bir bir yaşıyorlardı. O ne dediyse zamanı gelince apaçık bir ışık gibi çıkıyordu ortaya. Dediklerinden hiçbiri ama hiçbiri tavsamadı, hedefi hiç şaşırmadı. Çünkü kendi kendine konuşmuyordu ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَى. Muhammed kendi kendine hevasından konuşmaz ki, onun konuştuğu ancak bir vahiydir dediği gibi oluyordu. Mekkeliler bir araya geliyorlardı. Veya bir rivayete göre Hazreti Hamza, Hazreti Peygamber'e diyorlardı ki, bir gece bize bir mucize göster. Nebi tanıyordu adamların karakterini. Ebu Cehilleri, Lehebleri iyi biliyordu. Onları iyi tanıyordu.
kaç defa mucize gösterdi, inanmadılar. Hazreti Peygamber, ne istiyorsunuz diyordu, söyleyin bana. Yeter ki iman edin. Ebu Cehil gökteki ayı işaret ediyordu. Bunu bölebilir misin? Belki bugünkü gibi dolunay. Öyle diyor sahabi çünkü. Bugün gökte olduğu gibi dolunay. Hazreti Peygamber, inanır mısınız? İnanırsan ayı bölersen gökte, olmayacak bir şey çünkü. O zaman inanırız diyorlardı. Kamer 1 ve 2. İktarabetis saatu ve enşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, bu ayet onu gösteriyor. İşte bu ayeti kerimenin sebebi nüzulunu anlatırken sahabi diyor ki, İbn-i Mes'ud diyor radıyallahu anh, peygamberden mucize istediler. Dediler ki gökteki ayı böl, görelim, senin peygamberini kabul edelim. Hazreti Peygamber ayağa kalktı, onu seyrediyorduk diyor. Sahabe-i kiram diyor ki, mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırdı, aya baktı ve işaret etti aya. O anda biz gökte ayın ikiye bölündüğünü ve bir tarafına, güney tarafına, doğu tarafına ayın bir parçasının, öteki tarafına ayın öteki parçasının gittiğini hayretle müşahede ettik. Ay bir oraya gitti, bir oraya gitti. Sonra ayın iki parçası bir araya geldi ve bütünleşti. Biz tekbir getirdik diyor sahabi. Allahu Ekber dedik. Çünkü gözlerimizle görüyorduk ayın nasıl ikiye bölündüğünü, nasıl parçalandığını. Gördük ve görüyorduk diyorlardı sahabi. Ebu Cehil dönüyordu. Bu adam müthiş bir adam diyordu Hazreti Peygamber için. Yüz çeviriyorlardı. Allah gösteriyordu ki bahaneleri kalmasın. İşte kıyamet yaklaştı ve ay bölündü. Bizim içimizdeki bazı insanlar da maalesef aynı zihniyetle peygamberin bütün mucizelerini yok sayarlar. Kur'an'da yazıldığı için Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve diğer peygamberlerin mucizelerine hayır demekten utanırlar. Yüzleri kızarır. Kızaracak yüzleri de yok ya. Çünkü Kur'an ayetiyle karşı karşıya gelmekten korkuyorlar. Millet ona siz dinsiz misiniz demesinler diye, ama peygamberin bütün mucizelerini yok sayıyorlar. Yazıklar olsun, bin defa yok. Nasıl inkar edersiniz bu kadar apaçık mucizeleri? Hazreti Muhammed'in sahabesinin yanında meydana gelen binlerce mucizeyi, açın Nebhani, Kastalani ve diğerlerini okuyor. Bir insan yüreğine nifak girdi bu işte. Nasip olmuyor. Etmez nasip hak etmeyene Muhammed'in sevdasını. Allah hayır gördüğünün yüreğine koyar Muhammed'in aşkını aleyhissalatü vesselam. Bu aşka müptela olmak lazım. Bu aşkın ötesine geçmemek lazım. Görüyorlardı, yine inkar ediyorlar. Bir gün Ebu Cehil Resulullah'ın yanına geliyordu. Hazreti Resulullah'ın yanına geliyordu Ebu Cehil. Ebu Cehil'in elinde taş var. Çakıl taşlar. Çakıl taşlar. Diyordu ki, keşke bu taşlar konuşsa. Bu taşlar konuşsa, bunlar da senin peygamber olmadığını söyleyecek. Bu taşlar bir dile gelse, bir dile gelse taşlar ne anlatacak bilirim ben. Keşke Kabe'nin taşları dile gelse. Keşke Mescid-i Saadet dile gelse. Keşke Medine dile gelse. Keşke sevdalı yürekler konuşsa. Neler anlatacaklar neler. Hangi deryalardan ne haberler getirecekler. Öyleydi dolu dolu yüreklerde. Binlerce dolu dolu yürekte. Müthiş bir sevda. Ellerinde taş. Konuşsa bu taşlar senin peygamber olmadığını söyleyecek diyor. Allah Nebisi diyor ki Ebu Cehil'e, ne dersin? Taşlar dile gelse
benim peygamber olduğumu söylese kabul eder misin? Taşlar, benim peygamber olduğumu söylese kabul eder misin? Elbette deyince Resulullah eliyle taşlara işaret ediyordu. Taşlar oynamaya başlıyorlardı. Zikir taşları gibi oynamaya başlıyorlardı. Taşlardan ses geliyordu. Ente Resulullah, ente Resulullah, ente Resulullah. Sen peygambersin. Ebu Cehil ürkecek, taşları ellerinden atacak. Sonra bakacak, sen diyecek. Mekke, bu bölgeler senin gibi bir sihirbaz görmedi, haşa. Elimdeki taşları bile konuşturuyorsun. Görüyorlardı, sihir diyorlardı. Görüyorlardı, bir türlü iman nasip olmuyordu. İman ayrı bir cevher. Gözleriyle görse inanmayacak. Yerden göğe doğru merdiven çıksa kabul etmeyecek. Hastadır. Hanımları Resulullah'ın yanına geliyorlar, üzgünler. Allah nebisi vefat edecek diye üzülüyorlar. Ağlarlarken eşleri peygamberimizin seni özlerim, yanına gelmek isteriz derler. Ölümünün akabinde Hazreti Peygamber bakacak hanımlarına, şöyle diyecek: İçinizden kolu en uzun olan ilk bana o gelecek. Kolu en uzun olan. Sahabi kadınlar, sahabi eşli, sahabenin anneleri, bizim annelerimiz, Resulullah'ın eşleri diyecekler ki peygamberin vefatından sonra kollarımızı ölçerdik. En uzun kol kimindir diye. Hazreti Aişe, Hazreti Sevde, Hazreti Zeynep, Hazreti Hafsa kollarını böyle ölçerlermiş koyup, kimin kolu daha uzun. Ama diyorlar ki kısa bir müddet sonra Zeynep vefat etti. Zeynep binti Caş, peygamberin en cömert karısı, en cömert. Ümmül Mesakin, miskinlerin anası diye sürekli el emeğini büyütüp fakirlere dağıtan sahabiye, peygamberin hanımı, müminlerin anası. Ne zaman ki Zeynep binti Cahş vefat etti, anladı ki peygamberden, peygamberin kolu en uzun olandan maksat en cömert olan. Hani kolu uzun deriz ya, çok para verir, çok yardım eder, kolu her yere ulaşır. Meğer oymuş maksat, normal manada kolu uzun olan değil, kolu her tarafa ulaşan, her tarafa iyilik yapan, onu kastetmiş. O da Zeynep binti Cahş'tı. Peygamberin sözünün anlamını o zaman anladık diyorlardı. Medine'de mucize üzerine mucize görüyorlardı. Şafakta bir vuslat var. Elbet bir vuslat olacak. Elbette ki vuslat Muhammed Nebi ile olacak. Ondan hiç şüphemiz yok. Uhud dağının üzerindeler. Sevdiği bir dağ. Uhud öyle bir dağ ki biz onu severiz, o da bizi sever diyor. Ve özellikle Hazreti Hamza'nın şehadetinden sonra zaman zaman Uhud'a çıkardı. Uhud'da oturup amcasını hatırlardı. Uhud yüreğinde Resulullah'ın bir yara gibidir. Uhud yüreğinde peygamberin onulmaz bir hasretin yeridir. Uhud'u müthiş severdi. Çünkü orada en sevdikleri yatardı. Amcası vardı, Mus'ab vardı, Hanzala vardı, Sa'd ibn-i Rebi vardı, İbn-i Caş vardı. Kim yoktu ki? Onun için Uhud'u müthiş severdi. Giderdi Uhud'a, uzun uzun otururdu. Bir gün sahabenin yakınları da onunla beraberler. Uhud'un tepelerinde oturmuşlar. Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam tam Uhud'un oradayken birdenbire bir deprem olur, böyle Uhud sallanır. Gider Uhud, gider gelir böyle dağ. O anda Hazreti Peygamber döner, mübarek ellerini Uhud'un dağının bir tarafına, yamacına şöyle koyur. Kor ve der ki: "Üsbüt ya Uhud, fe innema aleyke nebiyyun
ve siddikun ve şehidan. Kendine gel Uhud. Bilmiyor musun üzerinde bir peygamber var, bir sıddık var, iki de şehit var. Peygamber dedi kendisiydi. Sıddık dedi Hazreti Ebu Bekir'dir. Şehit dedikleri Hazreti Ömer ve Osman veya bir rivayete göre Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'ydi. Tıpkı dediği gibi oldu. Sonra şehadet kapıları açıldı ve Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de şehit oldu. Tarassut ediyordu. Görüyordu o aleme, gelecek aleme ait perdeleri sıyırıyordu Rabbim. O perdeleri görüyordu ve görürken o perdeleri konuşuyordu. Kendine gel Uhud, üzerinde bir peygamber var, bir sıdık var, iki de şehit var. Dediği gibi şehitler birbiri ardınca düşüyordu. O bir peygamberdi, şeksiz şüphesiz bir resuldü ve nebiydi. Dediği gibi söylediği her söz okun, okun böyle gittiği hedefini parçaladığı gibi hedefine varıyordu. Ve Uhud sabahı o zarif yüzünde bir gölge var. Gölge derken, üzülürken yüzü biraz böyle gölgeleniyor, dalgınlaşıyor. O kurban olması yüzünde her bir teline 1000 can feda edeceğimiz mübarek sakalında, saçında böyle bir sükunet var. Bir şey var bugün Nebi'de. Uhud sabahı zırhını giymiş. Aleyhissalatü vesselam kılıcını kuşanmış. Yüzündeki hüzün, yüzündeki gölge hissediliyor. İşte o dem Hazreti Ebu Bekir'in ayağının bağları çözülüyor tabir caizse. Resulullah'ın yanına gidiyor Hazreti Ebu Bekir. Neyin var ey Nebi? Seni görüyorum dalgınsın. Neyin var ey Nebi? Niye böylesin diye dönüyor Hazreti Resul'e aleyhissalatü vesselama. Dönüyor ve şöyle diyor. Dün gece bir şey gördüm. Rüya gördüm. Nasıl bir rüya gördün ey Resul? Hazreti Sıddık soruyor. Nasıldır rüyan? Hamza'yı gördüm. Hamza'yı. Hamza'yı meleklerin yıkadığını gördüm diyordu. Sonra susuyordu. Bütün Uhud boyunca. Susuyordu Uhud. Bütün gün boyunca. Susuyordu Ebu Bekir. Bütün Medine boyunca. Ve Ubey ibn-i Ka'b, sahabenin Kur'an'ı en güzel okuyanlarının başında, diyor ki Resulullah iki sahabiye Kur'an okuttu. Sonra dedi ki iyi okudunuz. Sonra bana döndü. Ubey sen oku. Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh diyor ki ben Kur'an okudum. Hazreti Peygamber'in o kadar hoşuna gitti ki kalkarken ayağa, kalktım ayağa diyor Ubey ibn-i Ka'b'ın. Şimdi sözüne dikkat edin. Ubey ibn-i Ka'b'ın sözüne radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'e doğru yürüdüm. Baktım elini kaldırdı. Şöyle gözüme bir defa vurdu. Şöyle temas eder gibi. Resulullah diyor ki Resulullah gözüme doğru şöyle bir eliyle vurdu. Dedi ki Allah'ım ondaki şeytanı gider. Diyor ki Ubey ibn-i Ka'b, Allah'a yemin ederim ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam göğsüme vurduğu anda öyle bir tel boşandı ki bütün vücudumdan, sanki şu söz çok önemli, sanki yüce Allah'ı gözlerimle görür hale geldim diyor. O bir temas yüreğimdeki bütün o insan yüreğini saran ve yüce Allah'ın rahmetinin tecellilerine engel olan bütün pasları silip atıyordu. Bera bin Azib, ya Resulallah bana dua et çocuklarım olsun diyordu. Allah'ım Bera'nın çocuklarını çoğal diyordu. Tam 80 çocuğu ve torunu olacak. 80 çocuğu değil. Torunlarının ve çocuklarının sayısı, kız, oğlan, torun ve çocuklarının sayısı tam 80'e varacaktır. Nabiga, meşhur. Resulullah'a geliyor. Meşhur şair. Hazreti Peygamber'e şiirler söyleyen büyük şair Nabiga diyor ki Resulullah'a bir şiir sundum. Hoşuna gitti. Dinledi beni. Baktı bana. Sözlerime baktı. Dinledi.
Sonra dedi ki nabiha, Allah diş, Allah ağzına sağlık versin. Cümle o. Allah ağzına sağlık versin. Nabiha 100 yıl yaşadı. 100 yıl yaşamasına rağmen, 100 yıl yaşamasına rağmen ağzından tek bir dişi düşmemiştir. Duanın kabulüne bak. Allah'ım onun ağzına sağlık ver. Belki dua başka niyetiyle ama yansıması ve tecellisi. Nabiha diyor ki tek bir dişim düşmemişti diyor. Tek bir dişim 100 yaşında olmama rağmen düşmemişti. Elbette sonsuz salatü selam o büyük peygambere olacak. Ve elbette ki gönüllerin mimarına binlerce salatü selam olacak. Medine Meşidinde bir kütük vardı, kütük. Bir hurma kütüğü, hurma ağacı yani. Kesilmiş, işe yaramaz diye getirmişler. Hazreti Peygamber hutbesini okurken o kütüğe dayanırmış. Hani Peygamber biraz yaşlanmış. Aleyhissalatü vesselam yorgun. Kütüğe dayanıyor, hutbesini öyle okuyor. Sonra bir gün bir marangoz geliyor Resulullah'a diyor ki sizin için ben bir minber yapsam, minber hocanın hutbe okurken çıktığı yer. Şu anda biliyorsunuz cami nerede var? 3, 5, 7, 10, 17 basamak. Bir sınırı yok o işin. Ama peygamberin minberi 3 basamaktı. Mevlana bunu anlatırken basamak basamak edep diyor. Peygamberimiz 3. basamakta otururmuş. Hazreti Ebu Bekir halife olunca 2. basamağa oturdu. Hazreti Ömer halife olunca 1. basamağa oturdu. Kimse onun yerine oturmadı. Nasıl bir güç ya Rabbi? Hayran olmamak mümkün değil. Nasıl eğitmiş abisini? Dokunmuş yüreklerine bir ardınca. Sanki temas edercesine. Sanki Allah demiş ki sahabiye sevin Muhammed'i. Ve bu sevgi gayri iradi sanki yüreklerine nasıl işlemiş. Hücre hücre nasıl işlemiş. Nasıl sevdiler ya. İki üç sahabi bir araya geldiklerinde diyorlardı ki birisi hasta olursa en sevdiğinin adını söyle. İkimiz beraber, ikisi bir anda Muhammed diyorlardı. En sevdikleri o. Sıkıntıları gidiyordu. Dertleri çözülüyordu. Yüreklerindeki bütün düğümler çözülüyordu. Onun adını zikrettiklerinde sevdalandılar bir defa. Ve marangoz bir minber yaptı, 3 basamaklı. İlk cumasını kılacak o basamak üzerinde. 3. basamağa oturdu. Ayağını 2. basamağa koydu. Ayağa kalktı. Allah'a hamd dedi. Konuşmaya başladı. Ama garip bir şey oldu. Mescitte bir anda bir çocuk ağlaması. Yani ağlamakla böğürmek arasında bir şey. Öyle böğürmek ağlamak arası bir şey. Mescidin tümü duyuyor. Hazreti Peygamber sustu. Ağlama sesi o kütükten geliyor. Kütük. Kütük ağlar mı? Ağaç ağlar mı? Dilerse Allah Tur-i Sina'da Musa'ya yeşillerin içinden sesleniyorsa Allah dilerse ağaç da ağlar. Hazreti Peygamber kütüğün inlediğini görünce indi yavaş yavaş. Yürüdü. Şöyle kucağına aldı. O kütüğü kucağına dayadı. Kütüğün sesi kesildi. Şöyle dedi. Bu kütük kendi üzerinde ben daha önce Allah'ı anıyordum. Şu anda Allah'ı anmaktan vazgeçtim üzerinde. Minbere çıktığım için
o kütük kütük mahzun, onun için ağlıyor, onun hüznü ondan dolayıdır. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Emretti, bu kütüğü benim minberimin altına gömün dedi. Kütüğünü minberin altına gömeceklerdi. Allah Nebisi'nin aleyhissalatü vesselam'ı. Medine'de Allah Nebisi'nin mucizelerini anlatan binlerce örnekten ben sadece birkaçını verdim.